Taybet Ana ya. Taybet Ana. 7 gün 7 gece, 7 gün 7 gece cenazesi sokakta bırakılmış olan Taybet Ana'nın posterini ayaklarının altına alıp çiğnediler. Hemen HDP'ye saldırır. Hakkındaki iddialara cevap veremeyen FETÖ iltisaklılar ne yapar? Hemen HDP'ye saldırır. Siz de aynı geleneğin devamcısınız. Bir bakanımız var. O aynı geleneğe devam. Ya kara propaganda yaparsınız ya da sabun köpüğü dizisi senaryosu yazarsınız. Sayın Kurum, siz bu geleneğin devamcısısınız. Başka bir şey değil. Belli ki siz soylu gillerin etkisi altındasınız. Soylu giller diyorum çünkü. Sadece Süleyman Soylu değil, bir de Sadık Soylu var. Şimdi hakkındaki iddialara cevap veremeyen bakan, aynı Süleyman Soylu'da olduğu gibi ne yapar? Hemen HDP'ye saldırır. Hakkındaki iddialara cevap veremeyen FETÖ iltisaklılar ne yapar? Hemen HDP'ye saldırır. Siz de aynı geleneğin devamcısınız. Bunu burada bir kere daha gördük. Bakın bütün bizim hakkımızdaki söylediğiniz asılsız, mesnetsiz iddiaların hepsini size iade ediyorum. Önce gidin biraz öğrenin de öyle gelin. Bakın niye böyle söylüyorum. Bugün burada bunu konuşmayacaktım aslında. Fakat siz bizi mecbur bıraktınız konuşmaya. Niye böyle? Şimdi bu sizin bakanınız, yakın çalışma arkadaşınız ve kankanız olan Süleyman Soylu'nun 3-4 gün önce başlattığı kumpasın devamı bugün geldi. Nerede? Cizre'de. Ne yaptı? Cizre ilçe binamızı bastırdı. 26 kişiyi gözaltına aldırdı. Neden? Bir kumpas kurdu ya, arkasını getirmesi lazım. Fakat hani ilçe binasına girerken kapıyı, pencereyi kırmaya alıştık da onu hep yapıyorsunuz. İnsan gibi girmeyi beceremiyor o Soylu'nun çalışanları. Ama sadece o değil, başka bir şey daha yaptılar. O Cizre ilçe binasının içinde Kürt halkının değerlerine açıkça saldırdılar. Kürt düşmanlığı yaptılar. Nasıl mı? Bakın Deniz Poyraz, Deniz Poyraz bizim İzmir'de alçakça katledilmiş olan arkadaşımız, onun duvarda asılı olan posterini ayaklar altına alıp çiğnedi kolluk gücü. Kürt halkının değerine saldırıdır açıkça. Ama sadece o değil. Sadece o değil. Taybet Ana ya. Taybet Ana. 7 gün 7 gece, 7 gün 7 gece cenazesi sokakta bırakılmış olan Taybet Ana'nın posterini ayaklarının altına alıp çiğnediler. Kürt halkının değerlerine açıkça saldırdılar. Ama sadece o... Tamamlayın sözleriniz. O kolluk daha beterini yaptı. Roboski ya, Roboski. Uçakların öldürdüğü, bombalayarak öldürdüğü 34 insanımızın, aralarında yarısından fazlasının çocuk olduğu insanların posterini alıp ayaklarının altında çiğneyip böyle yırtıp Kürt halkının değerlerini aşağıladılar. İşte sizin Kürt düşmanı politikalarınız, işte sizin güvenlikçi politikalarınız, işte sizin üslubunuzdur insanların dağa çıkmasını sağlayan. Biz değiliz. HDP, Halkların Demokratik Partisi, gençler dağa çıkmasın diye mücadele eden, demokratik ve barışçı bir çözümün gerçekleşmesi için mücadele eden, şiddete karşı mücadele eden partidir. Ama sizin güvenlikçi politikalarınız, sizin asimilasyoncu politikalarınız, inkar politikalarınız... Tamamlayın sözlerinizi. Anlıyorum efendim. Kürt düşmanı politikalarınızdır dağa çıkmaya yol açan esas itibariyle. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bakın, bakın. Ya hiç sıkılmadan, utanmadan konuşuyorsunuz. Bütün belediyelerimize birkaç tanesi hariç kayyum eliyle el koymuşsunuz, gasp etmişsiniz. Halka hizmet verilmesin diye halkın iradesini gasp etmişsiniz. O belediyelerden boşalttığınız alanda hizmet yaptık diye konuşuyorsunuz. Sahada bütün oyuncuları, kaleciyi çıkarmışsınız, kaleyi boşaltmışsınız, gol atıyoruz diyorsunuz. Var mı böyle bir şey? Yok. Sizin bu yaptığınızı da Kürt halkı unutmayacak. O sizin kayyumlarınız sizle beraber
sizle beraber her türlü yolsuzluğu, hırsızlığı, usulsüz harcamayı yapıyor. Siz de onun arkasında duruyorsunuz. Şimdi bakın, geçenlerde bir şey daha hatırlatayım. Hasankeyf ya. Tamamlayın sözlerinizi. Bilmiyorum efendim. Hasankeyf. Hasankeyf'te 12 bin yıllık tarihi ve kültürü sular altında bırakıp yok ettiniz ya. 12 bin yıl. Şimdi sizin genel başkanınız Hasankeyf'in açılışına özel pist kurdurup gitti biliyorsunuz. Ve orada konuşma yaparken demiş ki, bak HDP demiş, siz bu tür şeyler yapabiliyor musunuz? Bak yapamayız demiyorum. Yapmayız, yapmayız. O A harfi var ya, çok önemli. Çünkü siz 12 bin yıllık tarihi yok ettiniz, biz yok etmeyiz. Siz Kürt halkının tarihi ve kültürel mirasını, insanlık mirasını tahrip ettiniz, biz etmeyiz. İşte Çevre Bakanlığı'nın savunduğu o tahrip edilmiş olan Hasankeyf'tir esas olarak. Bir de burada çıkıp bunu gururla anlatıyorsunuz. Öyle değil. İşte cevaplarımızı veriyoruz. Keşke bu konulara böyle girme... Sayın Hoca, son kez açıyorum. Keşke bu konulara böyle girmeseydiniz de sizin Paris İklim Anlaşması'ndan Glasgow'daki Sayın Milletvekilleri, COP Grup Başkan Vekilleriyle arasında yapılan bir anlaşma çerçevesinde de yanlışlarınızı teker teker anlatabilseydik. Yapmayın. Ekoloji ve çevre konusunu konuşabilseydik ama buna fırsat vermediniz. Suçlamalarda bulundu. Onlara cevap vermek istiyorum. Bakın ben size sordum. Sorduğum soruların cevabını vermediniz. Veremediğiniz için saldırıya geçtiniz. Onun bunun malına çökme, onun bunun malını ucuza kapatma gibi organize işler ile ilişkileriniz nedir? Sayın Bakan, Sayın Bakan, müsaade edin bir dakika ya. Bunları sordum, soruların cevabını veremediniz. Sayın Oluç, bakın yeni bir sataşmaya mahal verecek şekilde konuşuyorsunuz. Tabii ki. Şimdi, bunu yapmayın lütfen. Tamam, yapmıyorum. Sordum dedim, bir şey demedim. Şimdi bakın diyorsunuz ki... Açalım mikrofonu. Bütün Kürtler adına konuşma hakkını nereden elde ediyorsunuz? Bütün Kürtler adına konuşuyoruz diye bir laf sarf etmedim ben. Ben bizim seçmenlerimiz adına konuşuyorum. Bizi seçenler, bize gönül ve oy verenler, onlar adına, onların aileleri adına konuşuyorum. Çünkü onların haklarını savunuyoruz. Onların haklarını savunduğumuz için bizi milyonlarca insan destekliyor. Onların sesi ve sözüyüz burada. Kendi kendimize konuşmuyoruz. Biz sizin gibi atama yoluyla bir yere gelmedik. Halkın oylarıyla, iradesiyle buraya geldik ve onların haklarını savunuyoruz. Bakın dediniz ki yakıp yıkmak. Bugüne kadar Halkların Demokratik Partisi ne bir yeri yaktı ne bir yeri yıktı. Ama Halkların Demokratik Partisi'ne saldırıp oranın ilçe örgütlerini yakıp yıkanları, insanlarını öldürenlerini, cezaevine tıkanlarını Teşekkür ediyorum. Tamam. Sayın Oluç, bakın müsaade... Arkadaşlar müsaade edin. Sayın Oluç, arkadaşlar bir müsaade edin lütfen.